Hey. Aç gözünü. Vur gözüme. Beni. Ne itiyorsun ya? Bu ne teneffüs yapıyordum, ölecektin. Ne halin varsa gör. Ne bileyim ben be, yavuş bir su dudağında sapık gibi. Aa, ayağım. Ya nereye gidiyorsun ya? Ayağım acıyor burada, yaralıyız diyorum, gelsene. Eğer geri dönmezsen burada güneşten kavrulur, bağırsaklarım dışarı fırlar, köpek balıklarına yem olurum. Yine de köpek balığı olmaz. Ay, of. Hangi çuval taşıyorsun ya? Burada tek mi yaşıyorsun sen? Sarı koltuk hiç olmamış bence oraya ya. Ah! Yavaş biraz. Ah! Acıyor ama ya. Kırılmış mıdır sence? Ha, çatlamış olabilir mi? Bu şimdilik idare eder seni. Aileni ara, gelip alsınlar. Arayamam ki. Çantam mantam hepsi denize düştü. Ah! Of! Allah'ım ne soğuk adam ya. Çattık ya. Bunları giy. Bir daha da intihar edeceğin zaman söyle, ben oralarda olmayayım. İntihar mı? Ne intiharı ya? Ya sen benim intihar ettiğimi mi sandın? Ya vay arkadaş ya. Ya öyle şeyler filmlerde oluyor. Ya koşarak atladın ya oradan. Ay bir de arkadaş çok sertmiş canım. Ezel ben, sen kimsin? Hiç kimsesin. Anladım, tamam. Bak şimdi hiç kimse. Ben oradan intihar etmedim, tamam mı? Ben koşup duracaktım. Ya sen hiç yapmaz mıydın? Normal insanlar böyle şeyler yapmaz. Ha ben normal değilim yani. Yani? Yani. Bu ne ya? Ama bak çok zevklidir, vallahi bak dene bir gün. Ayrıca bu sarı koltuk da çok çirkin. Kız attı yeme. Bir şey mi dediniz? Gel gel. Kız mı attı yeme derim. Ne? Hayır hiç yapmazdın da ondan sorarım. Ya ben onu tanımıyorum bile. Hı. Ayağını burkmuş. Yardımcı olmak için eve aldım. Şimdi de üstünü değiştiriyor zaten. Ya ben ne anlatıyorum? Ya hanımefendi size ne bundan? Anandır hanımefendi. Müjgan abla diyeceğim bana. İsterseniz şöyle yapalım biz. Siz beni böyle her gördüğünüzde meraklı gözlerle bir süzün. Ben size ters ters bakayım. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi evimize girelim. Yıllardır hep böyle yapıyoruz ya. Çeyen açıldı maşallah. Kız güzeldir ama. Altı üstü bir şort giyeceksin. Ay bak sen. Ben senin gibileri pis kot gibi yerim.
çekiyorsun motorumu. Size de eğlence çıktı. Hayırdır kardeş, ne oldu? Motorumu çaldılar. Nasıl? Yıllar gibi geçti günler. Çok sevmişim seni meğer. Neden ayrıldık bilmiyorum. Ne olur geri gel, artık yeter. Unutmak zor geçenleri. Sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten. Bir gün bana dönsem geri. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılma yanım. Gerber, şimdi kendini kayalıklardan attın. Sen peşinden gittin, atladın. Atladın kayalıklardan. Sonra hayatını kurtardın kızın. Sonra kız geldi. Senin velosipedi çaldı. iPod'u çaldı. Tişörtü, şortu çaldı. Ha? Ya motoru falan taktığım yok. iPod'un içinde bir sürü bestem vardı. Hepsi gitti. Tamam kardeş, o zaman çekerek bir karakola da şikayetçi oluruz şimdi. Ya neyini çekeceksin genci? Burası küçük yer. Nasıl olsa bulurum ben onu. Nasıl olsa çıkar ha. Nasılsa çıkar. Bugün velosipedi çalan artık yarın. Ya tamam tamam kardeş. Bak ne diyeceğim. Betül akşama çok güzel yemekler yaptı pansiyonda ha. Bize gelin olur. Okey. Benim bu olanı. Ha biliyorum. Berbat bir sesi var. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana çizgiler, dikkat et silinmesin. Bana ait çizgiler, dikkat et silinmesin. Ama bak niye yemiyorsun? Ay lütfen bak, ölümü öp ne olursun Allah aşkına. Bir Kur'an da ye ne olursun, ölümü öp. Ya Betül yeter, doydum. Ya o kardeş yemezsen evine kadar peşinden kovalar. Betül bu yapar. Yaparım hadi. Cık. Ya niye bu böyle huysuz ya? Ben biliyorum niye böyle huysuz olduğunu. Tek başına olduğu için hep böyle huysuzsun sen. Böyle taş olsa ortadan ikiye çatlar senin yüzünden. Hem bugünkü kızcağız nasıldı? Hı? Ne yaptınız? Böyle aranızda bir elektrik oldu mu? Böyle kucağına oturduğunda, böyle ne bileyim bir ayağını sardığında helal. Hemen. Böyle ha aranızda bir elektrik oldu, böyle bir flirting oldu. Ulan şerefsiz. Efendim kardeş. Sen hangi ara anlattın bu kadar şeyi? Şimdi kardeş mesele o değil de. Senin evlenme zamanın geldi. Evlenmeyi düşünün değil. Doğru. Hı. Tamam, cool adamsın. Hani karizmatik, yakışıklı. Değil. Doğru. Tamam, girinlere de kardeş çok prim yapan, beğeninin çoktur. Değil. Doğru. Vallahi doğru söyler. Yani bütün kızlar sıradadır. He? İstediğini tanıştırayım istersin ha? Öyle değil. Doğru. Ya yeter, vallahi kalkacağım. Ay yok, kalkma. Kalkma. Tamam, aşka içelim. Aşka içelim. Hadi, hadi kardeş, hadi. Aşka. Hadi. Aşka. Darısı başına. Ay ödüm koptu ya. Ya insan bir ses verir.
İnsan bağırıyor değil mi bunlar varken? Ya bu şarkılar çok güzel. Kimin bunlar? Ne haber? Nasılsın? Ha? Bak, baksana zeytinli bittacık getirdim. Teşekkür maksatlı. Hadi sen geç otur. Ben bunları hazırlayıp geleyim, tamam mı? İçeri nasıl girdin? Mutfak kapısı açıktı. Belli. Açıkmış. Neyse ben çayları koyayım. Ben kahvaltı etmem. Nasıl etmem? Kahvaltı etmezsen kafan çalışmaz ki. Bir kere çok balık yakalamak için kahvaltı etmen şart. Hadi söyle kaç şeker? Motorum nerede benim? Dışarıda. Ya rahat olsana biraz. Ya bana baksana sen. Sen hep böyle insanların eşyalarını izinsiz mi alırsın? Nasıl bir rahatlık bu sendeki ya? Böyle sempatik çılgın kız havaları falan. Ne oluyoruz? Karakola gitmediğime dua et. Ya sen bana niye hırsız muamelesi yapıyorsun arkadaş ya? Almadık ya motorunu işte al burada. Merhaba kolay gelsin. Sağ ol kızım. Hem özür dilerim ama ben nasıl gidecektim o halde eve? Ya bak ayağım hala acıyor. Sana zeytinli bittacık yaptım. Neden yemedin? Ya kızım sen niye benim peşimi bırakmıyorsun? Ben de seninle balığa gelebilir miyim? Hayır. Kumsala kadar geleyim bari. Hayır dedim. Ya vallahi bak söz veriyorum. Benim yanımda senin canın sıkılmaz. Hem öyle mal mal denize bakacağına iki laf ederiz işte. Kötü mü olur? Ha? Fıkra bilirim. Şiir okurum. Ya istersen şarkı bile söylerim. Vallahi bak. Pandomin bile yaparım. Eğer o da yetmezse termodinamiği anlatırım. İleri akışkan ağır mekaniğini anlatırım. Sayısal mekaniği anlatırım. Ya ne olur bir şey söyle artık ya. Ya yeter tamam yeter. Gel. Ama ağzını bile açmayacaksın. Tamam. Tamam ama bir şey diyeceğim. Tekneyi buraya getir. Su çok soğuk. Tamam sus. Sustum. Mühendislik mi okuyorsun sen? Madem merak ediyorsun anlatayım. Annem, babam, bulamış tatlı anneannem, komik tuhaf abla, hayırsız kocasından yeni boşandı. Bir de tontiş yeğenim var. Onlarla yaşıyorum. 22 yaşındayım. Makine mühendisliği okuyorum. Ama artık okula gitmiyorum. Böyle burada güneşin altında uyuz uyuz oturup soğuk bir adamın yanında olmayı tercih ederim. Sen ne yapmak isterdin? Yani ölmeden önce? Ne bileyim hiç düşünmedim. Nasıl ya? Bunu herkes düşünür. Herkes ölmeden önce yapmak istediklerini yapmak için yaşar. Örneğin ben. Ben mesela Galata Kulesi'ne çıkıp bütün İstanbul'u seyretmek isterdim. Beyoğlu'nda sokak şarkıcılarının önünde böyle özgürce dans etmek. Eminönü'nde balık ekmek yemek. Dört nala koşan bir atın üstünden düşmeden durabilmek. Ay ışığında denize girmek. Ne bileyim aşık olmak. Ya da bir filmin esas kızını oynamak. Ya dans sayayım mı? Ne çok şey istiyorsun hayattan. Ben seni çözdüm. Sen böyle hayattan bir beklentisi kalmamış. Böyle kendi kendine takılan. Böyle soğuk. Ama tuhaf bir çekiciliği olan. Öyle cool adamlardan. Ya bari bir adını söyle be arkadaş ya. Berk. Ezel ben de. Memnun oldum. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım. Her şey bitmedi, bitemez. Bu şarkıyı çok seviyorum. Hangisini? Her şey bitmedi, bitemez. Her şey bitmedi, bitemez. Ben yazdım. Bir şey mi dedin?
Efendim? Bir şey yok. Senin burada gelip bana sarılman lazım ama. O iş burun tarafında oluyordu. Gelsene. Yok, ben gelmeyeyim. Niye? Gel bak, vallahi ailemle tanışırsın. Çok tatlılar. Gel pisi, hadi. Pisi gel duman. Sarman gel pisi. Ah avukat. Özlettin kendini. Sen adil yargılarsın insanları. Bak bana. Sen benim rahmetli Kemal'ime benzersin. Kemal'in oğlusun yoksa. Ha? Kemal'in oğludur bu. Neneciğim, sen daha önce onunla tanışmamıştın. Sus aptal kız. Al bunu götür duvarın kenarına. Kediler yesin. Allah Allah. Halayık. Halayık bu bizim. Bak bakayım. Aa, sakal bıraktın sen. Çok yakışmış. Çok yakışmış. Ah gören kendini. Biz de Taraça'da yemek yerdik. Gel. Demek sizdiniz Ezel'in hayatını kurtaran. Ay abla abartma ya. Alt tarafa bir ayağım kaydı, düştüm. O da o sırada oradaydı işte. Kola kas, kola kas. Kızım koskoca kız oldun, sen de zıp 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 diyorsun canım. Çocukken de böyle demin öyle. Ağaçtan ağaca zıplar zıplar, düşer bacacığını kırardım. Anne, ayıp olmuyor mu ama? Arkadaşımın yanında. Yalan mı kızım? Kaç dikiş var kafanda? Ya yalan söylüyorlar. Vallahi öyle bir şey yok. Ben çok uslu bir kızdım. Biz de yedik. Nene ya, bir şey söyle şunlara. Köfte. Hay oğlum. Sırılsıklamsın be oğlum. Ay teyzeciğim, ellerim buruş buruş olmuş ama ya. Kaç saattir denizdesin sen? Selam kızlar. Gel gel. Nuri amca nasılsın? Gel kızım gel. Sevda benim okuldan arkadaşım. Merhaba. Ben Sevda. Merhaba. Sevda abla, Akın'ın konserine bilet alamadık. Gerçekten mi? Ay kız, ben de pek severim o çocuğu, biliyor musun? Konseri beraber gitsek keşke. Şarkısı nasıldı anne? Bunu severim, severim. Şak şak şak. Şak şak severim. Ha, söylesene anne şak. Sen şak, şimdi bu çocuğun bir üstünü ha? Kurulasana diyorum ben. Ha. Hadi gel, sen de bana yardım et Sevda. Yok, ben birazdan gelirim. Sevdacığım, sen de ablama yardım etsene. Hadi kız, hadi. Yürü hadi. Bu kim? Aptal kız. Bu yeni geldi kim? Nasıl gidiyor baharatçı dükkanı? Ben kapattım dükkanı. Kapattın. Ya canın sağ olsun. Açarsın bir internet kafecik. Aptal kız. Ben kuşlara yem verdim. Vermedin nineciğim. Zaman vereyim. Don't worry, be happy. Bu kadar derim. Ne iş yaparsın sen delikanlı? Balıkçıyım. Makine mühendisi. Biliyorum, söyledi. Seni master için yurt dışına göndereceğim. Nuri dolma. Doydum. Baba elim. Doydum kızım. Dolma Nuri.
Berk Bey buyurun, istediğiniz plak geldi. Sağ olasın. Buyurun, hoş geldiniz. Sınav kitabı arıyorum ama. Aa, Berk abi, vallahi de sensin, billahi de sensin. Organizatör Kemal. Evet abi, İstanbul'dan. Ne haber, iyi misin? Ne olsun abi işte. İş güç, ekmek peşinde koşturuyoruz. Bizim de konserimiz vardı, onun için geldim. Akın'ı getirdim. Gençlik bayılıyor. Etrafta görmüşsündür ilanları, afişleri falan. Gördüm, gördüm. Vallahi billahi. Piyasa çok bozuldu abi. Senin zamandaki gibi değil. Etraf it kopuk doldu. Aa, bu arada bu akşam Akın'ın konserine geliyorsun değil mi abi? Bak, kapıya adını yazdıracağım. Kimi istersen getir. Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Nasılsınız Berk Bey? İyiyim, sağ olun. Biraz kalabalık geldik ama umarım bir sıkıntı olmaz. Olsun canım, bir sorun yok. Bu kadar genç dururken biz de geldik ama. Seviyor musunuz Akın'ı? Akın'a bayılırım. O benim Kemal'in tam gençliği. Onun için geldim. Yoksa sesinde iş yok. Yırtılmış tavuk götü gibi. Anne, dur bak canı orada. Havayın ceketi de geldi. Anne. Anne, ne yapıyorsun? Sen ne yapacaksın tavuğun götünü buna? Götünü pişireceksin. Berk abi. Canım. İmzalayabilir miyiz Akın'la? Gizem'e sürpriz yapmak istiyorum da. İmza mı? Kemal Bey. Oo, abi hoş geldin. Ne haber Kemal? Sağ ol abi, teşekkür ederim. Yenge hoş geldiniz. Merhaba. Kemal'cim, senden bir ricam olacak benim. Bizim bir ufaklık var da Akın'la imza istiyor. Oo, kimleri görüyorum? Koskoca Berk Atahan ha? Vay be. Kim derdi ki bir gün benim sanatçımdan imza almaya gelecek? Akıncım, bak bu Berk benim eski patronum. Ama sonradan fena afalladı. Attı. Kendini buralara attı. Balıkçı olmuşsun diye duydum. İyi, aç kalmazsın. Adanın her yeri balık nasıl olsa ha? Akıncım, halk bizden imza istiyor. Ne verelim ha? Gidelim. Ha dur. Dur dur. Yoksa imza bu yanındaki güzel bayan için mi? Akıncığım. Biz güzel olanı hep sevmişizdir değil mi ama? Dur lan. Senin devrin sona erdi. Lan bittin oğlum sen. Lan sevdiğin kadını bile elinden ben aldım. Zeynep benim oldu. Lan bitsin sen. Abi al şu peçeteyi ben. Sikir. Vay arkadaş ya. Sen yapımcıydın ha? Kipleri ünlettin peki? Ne oldu? Neden iflas ettin ha? Ya biletinizi de aldım. Konsere geri dönsen sen. Çünkü üzgünsün. Şu an seni böyle bırakamam. Üzgün falan değilim. Üzgünsün işte. Şu suratının haline bak. Odam seni mahvetti. Zeynep midir? Nedir? Aşık mısın sen hala ona? Ya sana ne bundan? Sen benim hayatıma niye karışıyorsun bu kadar? Arkadaş değil miyiz? Arkadaş mı? Değiliz. Ama ben sandım ki... Ne sandın? Ne sandın? Bana bak, senin gibi çoluk çocukla geçirecek vaktim yok benim. Git yaşıtlarını oyna. Sen miydin? Hayır, Madonna. Başka birini beklerdin. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sağ olsun, bana da Müjgan teyzem haber verdi. Kapın açıktı, çaldık çaldık duymadın, girdik içeri. Siz nereden tanışıyorsunuz? Burada herkes birbirini tanır evladım. Sen yabancısın böyle. Yalnız muhabbet böyle gereksiz bir yere doğru gidiyor Müjgan teyze. Abla diyeceğim bana. Abla. Hı,
E arkadaşçığının morali çok bozuktur. İçmekten kendiyi öldürür dedim. Kötü ettim. Ay, eşek tepsin kendini. Aman aman leş gibi kokar bura. Kavga etmişim konserde. Yok be ya. Kimle dalaşmış? Ya öyle önemli bir şey değil. Ne bakıyorsun oğlum? Önemli değil dedim. Kız yüzünden mi? Hangi kız? E bilin sen hangi kız olduğunu. Yoo laf alamayacak benim bunun ağzından. E ben giderim. Siz de toplayın şu kapları. Leş gibi kokar. Hadi babay. Tamam diyeceğim tamam hadi babay babay. Kız. Arkadaş sessiz, sakin, güzel bir hayatım vardı benim. Denizde balıkta gidiyordu. Ne oldu böyle anlamadım ki. Tamam kardeş tamam. Yeter bu kadar sakinlik. Geç otur şöyle. Geç bakayım. Geç. Akşam işin var mı? Yok bir işim yok. Ha tamam güzel. O zaman akşam alıyoruz seni. Betul'dan karar verdik. Seni sosyalleştireceğiz. Kendini kaybedeceksin. Eğlendireceğiz seni. Eğleneceksin. Çağ! Ya Genco ne işin var benim burada ya? Ya kardeş sosyalleşeceksin işte. Daha ne isten? Ya oğlum sosyalleşmekten anladın bu mu senin ya? Şu ortama bak. Ya tamam sen müzikten daha iyi anlan da bu da Fikri Karayel'dir. Buranın en meşhur sanatçısıdır kardeş. Ya hadi gel yürü. Yürü hadi hadi. De sen gidince sonbahar gelir. Kapanır çiçekler. Ay hoş geldin Bek. Aha Gülay. Bek. Bek Gülay. Hadi bakalım. Genco bir de dans edelim. Ve onlar da bir flörtlük etsinler. Hadi. Gülay da değil mi? Gülay. Anaokul öğretmeniyim. Boyum bir 70 kilo 55 hiç evlenmedim. Burcum aslan. Hüseyin'im de aslan. Maşallah. Anlamadım. Maşallah dedim. Biz sizinle baştan anlaşalım Berk Bey. Niyetiniz ciddi mi? Niyetim derken? Hayır. Beni bir mendil gibi kullanacak mısınız? Onu merak ediyorum. Aslında bu mendil meselesini ben de hep merak etmişimdir. Niye çorap değil mesela, değil mi? Sonuçta onu da kullanıp atıyoruz. Tabii orada kağıt mendilden söz ediliyor olabilir tabii. Olabilir. Peki siz bir fırtınanın içindeki okyanus musunuz yoksa İçinde kır çiçekleri barındıran bir ırmak mı? Ben o ırmaktan akan bütün suları içmiş bir öküzüm. Oldu mu? Ya sen ne anlatıyorsun sabahtan beri kırdı, böcekti, çiçekti? Peki tamam son soru hangisi? Kıvırcık olan mı? Anlamadım. Hayır sabahtan beri oraya bakıyorsun da. Dalmışım öyle. Yok yok önemli değil ben alıştım zaten. Hayır bu kalboş adamları nereye saklıyorlar? Bir adaya falan mı acaba? Hiç arkamdan bakmayın. Çok geç. Hayırdır kardeş ne oldu? Bir şey olmadı ne olacak? Ben kalkıyorum. Ay dur daha bir şeyler içecektik değil mi Genco? Ya dur dur şimdi dur gülüm. Belki elektriklenme olmadı bir şey oldu. Ha yani bu da çok moda oldu ha. Sanki bizim zamanımızda elektrik vardı da ben bilmiyordum. Otururduk bir mumun ucunda böyle kunduz gibi. Değil? Değil. Değil canım değil. Var 500 volt var. Var 500 volt. Sen beni öyle davladın değil. Güzel bir gelin misin? Efendim?
O gün sana bağırdığım için özür dilerim. O günden sonra sahilde aradım seni ama bulamadım. Tabii meraktan öldün değil mi? Gözlerin yollarda kaldı. Ya sen ne pis adamsın ya. Öyle ortalıkta bağırmalar falan, adam dövmeler. Ben nasıl üzüldüm biliyor musun? Ya özür diledim işte, tamam uzatma. Arkadaşlar aslında bence Ezel'in de süper bir sesi var. Bir şarkı da ondan dinlesek mi acaba? Ben kayboldu sanmıştım, meğer sendeymiş. Görür görmez anladım hemen o anda. Güzel bir sesi. Sarı sandıklara kitlemiştim aşkımızı. Sahip çıkmışsın canım, eksik olma. Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı. Oysa yerini bile unuttum hanidir. Bazen hayat vermek ister aldıklarını. Mucizeler hep böyle ansızın gelir. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Ya ben sana nasıl anlatayım Genco? Böyle bir ses az bulunur. Ezel'in sesinin rengi çok güzel. Ya tamam işte kardeş, yeniden baştan işe. Raşet yapan kendine. Ya oğlum bu işler kolay mı sanıyorsun? Sesinin eğitilmesi gerekiyor, çok çalışması gerekiyor. Hem bakalım o isteyecek mi böyle bir şeyi? Ben konuşuyorum ama. Başka bir isim var mı? Yok canım, sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol Mami, sağ ol. Sağ ol, bir şey konuşuruz. İster kardeş ister. Neden istemesin? Oo, iyi akşamlar Berk abi. İyi akşamlar. Kemal'cim, şimdi bizim mesleği öyle herkes yapamaz biliyorsun. Öyle sanatçı arayıp bulacaksın. E hadi buldun diyelim. Eğiteceksin, yatırım yapacaksın. Daha şarkı bulacaksın. O şarkı tutacak mı, tutmayacak mı bileceksin. Tabii abi, tabii. Doğru söylüyorsun, zor bu işler. Sen var ya, şimdi bir albüm yap, 50.000 satsın. Ben var ya, namusumu bu mesleği bırakırım. Var mısın? Bodrum Meydan. Bu sözünü hatırlatacağım sana. Yürü git. Yavaş kızım, nereye? Düşecek gene bu. Yine o balıkçı gelmiş, telaş ondan. Aralarında bir şey yok değil mi bunların? Yok arkadaşım der Nuri. Ama iyi çocuğa benziyor, zararsız. Hicran. Balıkçıya verecek kızım yok benim. Ben onu mu derim? Onu mu derim? Onu mu anladın sen şimdi Nuri? Zararsız derim. Nuri, zeytin. İstemez. Zeytin Nuri. Kırma sevdiğinde.
Hayırdır sabah sabah? Ne işin var burada? Ezel merhaba. Merhaba. Ben seninle çok önemli bir şey konuşacaktım. Eğer istersen... Tamam. Saat 8'de limandaki restoranda. Kravat şart. Kravat. Ama çok çirkin. Ya ne gülüyorsun? Sırf sen istedin diye taktım bunu. Kravat derken öyle bir şey demek istemedim ben. Ya çok meraklı değildim ben de takmaya. Ay. Tamam. Bitti mi gülmen? Tamam. Tamam. Ne diyorsun? Hani hayallerim var diyordun ya bana. Sesin o kadar güzel ki. Eğer istersen bütün hayallerine bir gecede kavuşabiliriz. Hadi ya. Evet. Arkadaşlar hep söylerdi öyle sesin güzel falan diye ama ne bileyim inanmazdım. Peki nasıl oluyor bu işler? Yani klip milip falan mı çekeceğiz şimdi? Ya o da olacak tabii. Ama önce şarkılara çalışacağız. Ondan sonra klip, albüm, röportajlar, bir sürü şey. Eğer kabul edersem eski mesleğine geri dönecek misin? Evet. Peki çabuk olur mu bütün bunlar? Ya bize bağlı tabii. Eğer çok çalışırsak birkaç hafta içinde stüdyoya girebiliriz. Ne diyorsun Ezel? Düşünüyorum. Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Hayır. Neden? Ya şaka yapıyorum, evet. Gerçekten mi? Ama bir şartım var. Neymiş? Seni Zeynep'le barıştıracağım. Ona bir şans daha vereceksin. Zeynep mi? Ya hani şu adam elinden almış ya. Ya Zeynep Amerika'da bir tane çocuğu var, ikinciye hamile. Tamam ben İstanbul'dan gittikten sonra Serkan'la birlikte oldu. Ama bizim ilişkimiz zaten çoktan bitmişti. Ya niye söylemiyorsun kalbinin boş olduğunu? Ya ben de diyorum ki bu adamın hep böyle uzaklığı, soğukluğu falan hep aşk acısı çektiğinden. Ya hadi kalk. Kalk kalk. Dans edeceğiz. Kalk. Ezel müzik bile yok. Ne yapıyorsun? Otur yerine. Kalkar mısın? Küçüğüm daha çok. Küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Sen ne yapıyorsun? Sen hiç ay ışığında denize girdin mi? Girmedim. Belki bir daha şansımız olmaz. Gel. Yanından ayrılmak zor olsa da gitmek zorundayım. Daha şimdiden seni çok özledim. Motorunu ödünç alıyorum. Sakın polisi arama.
abla. Yine mi? Benim ayakkabılarım. Abla. Abla aç hadi. Canım ablam. Güzel ablam. Angelina Jolie dudaklı. Monica Bellucci burunlu. Adriana Lima gözlü. Gözler Türkan Şoray. Tabii ya. Nasıl unuttum. Hadi abla izin. Dur. Kurallarım var. Bir. Bütün gece odandaydın. İki. Başın ağrıyordu. Uyudun. Üç. Ağzımız bir olacak. Babam duyarsa mahvoluruz. Abla. Hı. Sen ne yap biliyor musun? Git bir çay demle. Tamam mı? Biz burada onu içip babamı da çağır. Burada böyle bunun durum değerlendirmesi yapalım. Çay içeceğiz. Hava da güzel ha. Konuşuruz. Haklısın. Hadi gir içeri. Ayrıca o ayakkabıların ilk taksidini de ben verdim. Tamam mı? Sağ ol. Gelmedi mi be? Yok, gelmedi daha. E ne yaptı? Kırdın kızı. Yok canım, niye kırayım? Halılar mı döşeseydim yoluna? Yoksa gül bahçelerini mi dilerdin? Benden bana gelmek için bekledim. Niye geldin? Gitsene. Naz mı geçtin? Korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Ben sana güveniyorum. Başarabilirsin. Ya başaramazsak? Ya bana umut bağlarsan? Bundan sonra benim yüzümden üzülürsen? Ne kaybederiz? Sen zaten ünlü değilsin. Ben de artık bir yapımcı değilim. Ben seni yine severim. Çok istiyorsun değil mi bunu? Sana inanıyorum. Tamam. Ama başaramazsam çok kızmak yok, tamam mı? Ben sana nasıl kızarım ki? Yeter! Ya sana inanmıyorum. Bir tane nota bildiğin yok. Ya biliyorum demedim ki zaten. Şu sesini biraz yükselt. İçine atıyorsun, korkma. Ya kızıp duruyorsun bana sürekli ya. Sor bakalım piyanoyu hiç bu kadar yakından görmüş müydüm ben? Ya korkunç İvan oldun başıma. Allah Allah, işimiz var senin ha. Bir daha deneyeceğiz hadi. Of ya.
Yalnız kaldım uçurumlarda. Gece yıldızların altında tek başıma. Sıcak bir el beklerken ölüm sardı beni. Derin karanlıklarda bir başıma. Oradan tekrar alabilir miyiz? Hadi. Başla. Tamam, ara verelim istiyorsan biraz. Bence. Şşt. Önce çalışacağız. Artık daha güzel söylüyorsun, farkında mısın? Hadi bir kez daha alıyoruz. Of. Of yok, hadi. Yalnız kaldım uçurumlarda. Gece yıldızların altında tek başıma. Sıcak bir el beklerken ölüm sardı beni. Bir başıma. Sağlığına içelim. Aşkımıza. Efendim abla. Camdan girerim ben yine. Merit Otel'deyim, yemekteyim. Gitme. Acele etme, acele etme. Çalıştığımız gibi söyle şarkı ya. Çalıştığımız gibi söyle. Merhaba Nuri. Merhaba Ömer. Senin kız şarkıcı olacakmış. O balıkçı da hocasıymış. Nereden uyduruyorsun bunları ya? Benim hanım söyledi. Zaten bütün Kıbrıs biliyor. Ulan sabah sabah bir kahve içeceğiz. Dur. Ne oldu? Babam. Baban mı? Bende kaldığını biliyorlar mı? Aferin sana Ezel. Baba. 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 Ezel kızım. Ezel.
nasıl doktor? Hastanın yakını siz misiniz? Babasıyım, Nuri. Buyurun konuşalım. Bakın Nuri Bey, ben Ezel'in doktoruyum. Kızınız bundan birkaç ay önce bana geldi. Baş dönmeleri vardı. O zaman da tetkiklerimizi yaptık. Fakat maalesef hiçbir şey değişmedi. Bakın Nuri Bey, Ezel çok hasta. Beyninde tümör var. Babacığım, ağlama lütfen. Çıkar beni buradan. Haklısın kızım. Sen karanlığı ve kapalı odaları sevmezsin. Başka doktorlara da gideceğiz. Ne bilirmiş o adam? Öyle söyledi ya, ağzının ortasına şöyle bir tane çak. Sen ne diyorsun lan? O benim canım, kızım, kıymetlim. Bize niye haber vermedin? Kafanın üstüne Allah'ın cezası bir pellahlandı diye niye söylemedin kızım? Ben hastaneye takılmak istemiyorum baba. Hayatımı yaşayayım. Hem ben aşık oldum biliyor musun? Biz bir işe başladık. Onu bitirmek istiyorum. Peki ondan sonra hastaneye yatacak mısın? Tedavi olacak mısın? Söz veriyorum baba. Olacağım. Tedavi olacağım. Aşkım! Çok özledim seni. Sen nereden çıktın? Canım benim. Seni çok özledim. Canım benim. İyi ki geldin. Ya o gün sen gittikten sonra ben kendime çok kızdım. Yani babanların haberi olmadı. Ben o işi hallettim. Merak etme. Ya vallahi bak izin verdiler. Efendim. Ha benim buyurun. Dinliyorum. Tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne oldu?
İstanbul'dan aradılar. Stüdyoya gidiyoruz. Ciddi misin? Evet. Ne zaman peki? 2 gün sonra. Teyzemin mi olacak şimdi? Olacak, olacak. Ay hadi inşallah. Kızım, ay. Bana bak. Üstünün üstünü kalın giy, üşütme oralar değil mi ya? Ay anne tamam ya. Bunuldun kızım benim. Son çembeni. Babacığım. Aa. Ne oluyor be Nuri? Sen iyice bana bak, yaşlandıkça sulu göz oldun ha. Bir hafta sonra gelecek kız. Ne bakan diktik bana, birine benzettin. Nedret, kocamın peşini bırak. Günah oluyor. Anne. Ben ne gireceğim senin kocanla araya be? Gördüm. Bak kardeş, yaşımız gelmiş 70'e. Kocalar ölmüş gitmiş. Sen neden hala be? Sana bir toz atarım. Berk, senden bir tek isteğim var. Kızım bir an önce geri getir. Merak etmeyin. İyi yolculuklar. Hadi hoşça kalın. Hadi güle güle. Ay, size emanet. Baharatçı. Hep böyle dizilerde, filmlerde görürdüm köprüyü. Beğendin mi İstanbul'u? Çok güzelmiş İstanbul. Sinan? Vay, vay Berk abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir sağ ol. Bize çay kapsana. Arkadaş 10 sene oldu seni burada bırakalı. Hala masanın başındasın. Bir çık hava al ya. Nerede be abi? Bir girdik işin içine çıkamıyoruz arasını satayım. Ezel, Sinan Türkiye'nin en iyi tonmeisteridir. Merhaba. Merhaba. Ezel de starımız. Abi dediğim müzisyenleri aradım, kayıtları aldık. Okumaları istediğin zaman geçebilirsin. Eyvallah Sinan, sağ ol. Malım. Serkan Bey kayıtları ne zaman göndereceksin diye söyle. Hafta sonunda hazırmış de. Hafta sonu olmaz, yarın istiyor. İyi gelsin kendisi yapsın o zaman. Böyle mi söyleyeyim? Ha böyle söyle, bir de benden ayran söyle yanında. Peki balım. Yok, dur öyle söyleme. Yarına hazırmış dersin. Bir de hürmetler de. Abi kendisi dingil, asistanı ondan daha dingil ya. Çektin gittin piyasayı bıraktın böyle öküzleri. Neyse dönüyorsun ya artık sen de. Bak İstanbul'dan arıyorlar. Albüm satışları için. Efendim? Ha? Kaç? 3000. Tamam. Son albüm satış rakamlarını duydun mu? 3000. Bırakalım o zaman bu mesleği akına. Bırakalım. Başkaları yapsın bizim yerimize. Bana bak popçu. Böyle sansasyonel bir şeyler düşün. Artık alkolik mi olursun? Karıyla kızla mı yakalanırsın bilmem. Ama ne yap ne et bir şey bul. Ne var? Abi bir şey söyleyecektim. Ya söyle ne var? Abi stüdyoya gittim. Bizim yeni demolar hazır değilmiş. İşim vardır Sinan. Berk diye birine kapatmış stüdyoyu. Berk mi? Nasıl biri bu Berk? Ya böyle uzun boylu, kirli sakallı, karizmatik bir adam. Anladım. Ben İstanbul'a geliyorum. Şu telefonu bana bir versene.
Al şimdi. Son. Geliyorum, dur. Geldim, geldim, geldim. Çok karanlık. Geldim. Tamam, geldim. Güzel, korkma, tamam. Buradayım. Sakin ol. Çok korkuyorum. Elektrikler kesildi. Ne zaman gelecek peki? Ha? Hiç gelmezse. Er ya da geç, yağmurlar durur, güneş açar. Er ya da geç, karanlıklar biter, gündüz olur. Er ya da geç korkuların biter. Yüzünde yine o güzel gülümsemen kalır. Korkma kadın. Ben senin yanındayım. Yeter ki beni bırak. Gece yıldızların altında bir başıma. Kestik kestik. Bir dakika, pardon. Yapamıyorum değil mi? Canım bak, heyecanlısın, anlıyorum. Bak istersen şöyle yapalım. Tam şarkıya girerken ben sana işaretini vereyim. Bir de gözlerini benden ayırma. Gözlerimi senden ayıramıyorum zaten. Hadi son bir daha giriyoruz. Kayıttayım. Yalnız kaldım uçurumlarda. Abi çok güzel söylüyor ya. Piyasayı kırıp geçirecek, göreceksin. Lan kapat bizi. Niye kestik? Çünkü ben istedim. Burada benden habersiz stüdyoları kullanabileceğini mi sandın? Her yer, herkes benim emrimde. Sinan. Ezel hadi toplan. Şimdi? Bilmiyorum, bulacağız bir çaresi. Abi her yerde sizi arıyorum ya. Sinan? Ya kusura bakmayın, nereden bileyim bu zurnanın böyle bir şey yapacağını? Ya sen kusura bakma. Asıl ben sana mevzuyu anlatmadım, ondan oldu bunlar. Ne diyeceğim? Benim eve küçük bir stüdyo kurdum. Orası gibi değil ama çocuklar da şimdi yalıtımını bitiriyorlar. Sen de istersen sizin işi orada paketleyelim diyorum ben. Ya sana böyle yük oluyoruz biz. Yok, söz verdik bir kere. Ha? Olur abi. İyi o zaman. Yalnız bir soluklanayım, çok yoruldum. Oh. Stüdyodan ilk defa bu kadar uzaklaşıyorum da. Bir gün ben olmasam da unutma seni hep seveceğim. Sinan şu altyapının bitlerini biraz kıssana. Tamam mı? Daha iyi değil mi? Daha iyi. Biraz ara verebilir miyiz? Olur olur. Dinlen biraz. Bu demoyla ne yapacaksın abi? Yani işler artık eskisi gibi yürümüyor da. Nasıl yani? İşte ne bileyim, Beyaz'a Okan'a falan çıkarırsan bu
Kız aynı gün patlar sana söyleyeyim. Tanıdığın var mı? Leyla var. Ne alaka be abi? E işte bu işler artık ondan sonradır oldu. Her yere kolu uzanıyor. Var mı telefonu? Var var. E bir ara. Bir gün ben olmasam da unutma seni hep seveceğim. Nasıl buldunuz? Gerçekten çok iyi. Merhabalar, Leyla ben. Merhaba Ezel, memnun oldum. Sesin iyi, çok iyi. Yalnız Berk'cim, 3 hafta programa çıkaramam çünkü programlarım çok dolu. Ne diyorsun? Berk, dönmemiz lazım biliyorsun, o kadar vaktim yok. Biliyorum canım. Yani bir şey yapamaz mıyız? Günaydın. Ellerine sağlık. Nasıl, iyi uyudun mu? Mis gibi. Ne yapıyoruz bugün? Ne zaman dönüyoruz Kıbrıs'a? Bugün senin günün. Ne istiyorsan onu yapacağız. Al bakalım şunlardan biraz. Leyla Hanım. Evet. Tamam. Çok sağ olun. Leyla Hanım aradı. Akşamki konuklardan biri iptal olmuş. Bir şarkılığına seni programa alacaklar. Olmaz. Nasıl olmaz? Ya çünkü giyecek hiçbir şeyim yok Berk ya. You better give me while I'm hot.
var burada? Berk Bey sağ olsun her şeyi halletmiş. Ya çok teşekkür ederim. Babacığım. Canım kızım. Ezel Hanım son 5 dakika. Tamam. Tamam. Başarılar yavrum. Sağ ol babam. Ve bir programın daha sonuna geldik. Ne dedik? Yüksek IQ'dan başı ağrıyanların izlediği tek talk show dedik. Yüksek IQ demişken de İlber Ortaylı Hoca'ya buradan selamlarımı gönderiyorum. Programın sonuna gelirken çok güzel bir ses. Kendi güzel, sesi güzel. Kıbrıs'tan geliyor, yavru vatandan geliyor. Kim geliyor? Ezel geliyor onun için. Kocaman bir alkış. Bir programın daha sonuna geldik. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın. Harikaydın gerçekten. Baba. Aferin kızım, çok iyiydi. Ben Leyla'ya bir teşekkür edeyim. Kulise gideyim, tamam mı? Görüşürüz sana. İyi akşamlar Ezel Hanım. Bir gece düğünlü olmak nasıl bir duygu? Bilmem. Ben farkında bile değilim desem. Doğru. Buraya gelmeden önce 2 seçeneğim olduğunu biliyordum. Ya kötüydün ya da gerçekten çok iyi. Sen çok iyisin Ezel. Gerçekten çok iyisin. Benimle çalış. Sana çok para veririm. Şimdi ver. Şimdi. Tamam. Ama önce bir sözleşme yapmamız gerekecek ha? Yalnız bir şartım var. Ben öldükten sonra bütün haklarımın Berk'e devredilmesini istiyorum. Orası kolay. Kolay. Sen daha çok gençsin. Berk o kadar yaşamaz zaten ha? Hiç düşünmeden Berk'i bir tarafa attın. Akıllı kızsın. Sonsuza kadar seninle olacağını sanıyordu herhalde Berk Efendi. Bak ilk defa doğru bir şey söyledin.
Zamanı geldiğinde bunu Berk'e ver baba. Zamanı? Çok yoruldum baba. Hadi gidelim. Berk'i beklemeyecek miyiz? Ezel nerede? Senin kuş kafesten uçtu Berk'cim. Ne anlatıyorsun lan sen? Aç gözünü de altındaki imzaya iyi bak. Ha bu arada Ezel babasıyla Kıbrıs'a dönüyor. Seninle bir daha da görüşmek istemiyor balıkçı. Pardon, biletinizi görebilir miyim? Arkadaşım şuraya kadar gidip geri geleceğim. Biletiniz yoksa mümkün değil. Ya karşı tarafa gitmeyeceğim. Şuradayım hemen bakın. Arkadaşım zorluk çıkarırsanız polis çağırmak zorunda kalacağım. Lütfen. Ezel! Gitme. Çok iyi doktor diyorlar. Ben de her şeyi anlattım bir bir. O da tahlilleri bir de ben göreyim dedi. Şimdi kızım eve gidince sen biraz dinlen. Sonra doğruca kalkıp doktora gidelim. Değil mi kızım? Tamam baba. Taksiye! Hoş geldin adamım. Benden öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın sen? Kızdın mı çok? İnanmadım ki. Başardık değil mi? Başardık. Hicran anneyi de alıp Ezel'in mavermişsini getirmişsin. Tamam ben giderim. Nuri. Nuri. Ben hallederim Hicran. Seni öyle çok seviyorum ki.
ki. Söz veriyorum seni hiç ama hiç bırakmayacağım. Canım kızım. Hani bırakmayacaktık kızım. Ezel otursana. Hadi. Oturursam koşamam ki. Düşsem de sen yakalarsın gerçi. Ben buradan atladığımda hiç korkmamıştım. Biliyor musun? Öleceğimi o gün öğrenmiştim. Ölüm bana geleceğine ben onu koşarım dedim. Yine beraber yürüyeceğiz, merak etme. Yıldızları çok severim biliyor musun? Çünkü ben ölüme değil yıldızlara koşuyorum. Ezel. Ezel. Hep umudun olsun senin için. Çocuğun olsun benim için. He? Güzel. İsterdin. Yani ölmeden önce. Ama önce şarkılara çalışacağız. Peki çabuk olur mu bütün bunlar? Dönmemiz lazım biliyorsun. O kadar vaktim yok. Thank you.
El-Fatiha. Adın ne senin? Vanur. Ne güzel bir ismin var senin. Sen yıldızları çok mu seversin? Sana bir hikaye anlatayım mı? Benim bir arkadaşım vardı. O da senin gibi yıldızları çok severdi, biliyor musun? Galata Kulesi'ne çıkıp bütün İstanbul'u seyretmek isterdi. Eminönü'nde balık ekmek yemek. Ay ışığında denize girmek. Ne bileyim, aşık olmak. Ya da bir filmin esaslarını oynamak. Yalnız kaldım uçurumlarda. Gece yıldızların altında tek başıma. Sıcak bir el beklerken ölüm sardı beni. Derin karanlıklarda bir başıma. Gitme adamım, ben sensiz ne yaparım? İnatçı adamım, gülümse bakalım. Bir gün ben olmasam da unutma seni hep seveceğim. Bir gün ben olmasam da unutma seni hep seveceğim.